Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yönetimde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın MİT ve emniyetle ilişkisi olduğu öne sürüldü. Uzun bir süre TÜGVA'da üst düzey yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu'nun belge sızdırdığı iddiasıyla yargılandığı davada yaptığı yazılı savunma ortaya çıktı. Ve o savunmada TÜGVA'nın bazı isimlerle ilgili emniyet ve istihbarattan bilgi aldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı yani TÜGVA, kamuya ait binaların vakfa tahsis edilmesiyle devlet olanaklarının kullanılmasıyla belediyelerin para aktarılmasıyla sık sık gündemdeyken vakıf bu defa da bazı isimlerin MİT ve emniyet yoluyla takip ettirdiği iddiasıyla gündeme geldi. Ramazan Aydoğdu eski TÜGVA yöneticisi, TÜGVA'nın ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine dair belgeleri sızdırmakla suçlandı. 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Aydoğdu yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra 11 Mayıs 2022'de tahliye edildi. Aydoğdu'nun 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaptığı yazılı savunması ortaya çıktı. O savunmada TÜGVA'nın MİT ve emniyetle ilişkili olduğu beyan edildi. Bir Günden İsmail Arı'nın haberine göre Aydoğdu TÜGVA yöneticilerinin Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkisi olduğunu anlattı. Dönemin TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer'in TÜGVA yöneticilerine yolladığı bilgi notunda Ramazan'ı uzun zamandır istihbaratı takip ettiriyoruz. İstihbarat, İstanbul Emniyeti ve terörle mücadele bazı bilgilere ulaşınca bize haber verdiler. Bazı belgeler var onda dediği öne sürüldü. Ramazan Aydoğdu bu iddiaları mahkemeye sunduğunu söyledi. Aydoğdu savunmasında dikkat çeken bir e-postaya da yer verdi. Mahkeme kayıtlarına giren maile göre TÜGVA Genel Merkez Bölge Sorumlusu Muhammed Orhan kendileri aleyhine tweet atan ve Erzurum'da ikamet eden bir kişinin konum ve adres bilgilerine de devletin olanaklarını kullanarak erişti. Aydoğdu kişinin IP adresi, iş adresi, telefon numarası, kullandığı bilgisayar ve cep telefonu bilgilerine kadar ulaşıldığını öne sürdü. Aydoğdu 2021 Kasım'da gözaltına alındığı süreçte takip edildiğini de savunmasında anlattı. Gözaltına alınmadan önce de telefonlarının dinlendiğini, bunu da TÜGVA'da görev yapan arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Aydoğdu kısa bir süre önce ayakkabısının içine koyulan bir mermiyle tehdit edilmişti. Daha önce de birçok kez yazılı ve görsel medya yoluyla tehdit edilmiş ve hedef gösterilmişti. Tehdit gerekçesi TÜGVA belgelerini sızdırdığı iddiasıydı.